Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir tarımsal eğitim programı ile daha sizlerleyiz. Bugün Antalya'da veya Ege'de değiliz. Biz Sera'dayız ama Ankara Yenikent'ten sizlere sesleniyoruz. Bugün size göstermek istediğimiz Ankara'da evlerinizde, şehirde, herhangi bir yerde, bahçenizde, saksılarınızda sebze yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Hobi sebzeciliği anlamında tabii ki. Bugün onu konuşacağız. Yanımızda ziraat mühendisi Sayın Mustafa Aksel var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ben Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1995 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra biz bu işe gönül verdik. Bu işi zevkle, keyifle devam etmeye çalışıyoruz. Ve bu işte ilgili olan o arkadaşlarımıza, çiftçilere, hobi bahçesi olanlara gönülden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim Arcı bu Ben teşekkür göreviniz ederim. için. Gerçekten ben de çok mutlu oldum. Sonuçta evet biz de alandan geliyoruz. Mühendisiz, ziraat mühendisiyiz ama evlerimizde biz de çoğu zaman geliyor hasret kalıyoruz doğalla, işte organik Evet, çok gıdalara. doğru. İnsanların da tabii ki çok önemsediği bir konu. Çünkü bahçeden yetiştirilmekle kendi evlerinden koparıp yemekle tabii ki pazardan aldıkları ürünler aynı olmuyor. Aynen öyle, doğru. Belki güvenemiyorlar, belki emin olmak istiyorlar. Herkesin böyle bir imkanı olması ne kadar mutlu. Biz de bugün onları paylaşacağız izleyicilerimizle. Şimdi çok güzel ürünlerimiz de burada var. Domates, biber, hıyarımız var, Evet. pek çok ürün var. Konuşacağız. Neler yetiştirebiliriz saksılarda? Şimdi bu işe gönül verdikten sonra olmaz denilen bir şey yok yani. Olmaz olmaz. Şimdi günümüzde insanlar doğaya hasret kaldı. Hep çok katlı binalarda, balkonlarda bir köy havasına, bir köy ürünlerine, bir doğal sebzelere hasret kaldı. Biz de o konuda binalarda yaşayan, balkonlarda yaşayan çocuklarımıza daha doğal, daha lezzetli ürünler yetiştirebilmeleri için o konuda çalışmalar yaptık. Burada da örnekleri görüldüğü üzere saksıda sebze yetiştiriciliği yeter ki isteyelim. İstedikten sonra saksıda bir evimizin ihtiyacı olan her türlü sebzeyi gönül ferahlığıyla, rahatlıkla yetiştirebiliriz ve çocuklarımıza doğal olaraktan bunları ikram edebiliriz. Evet, buraya mesela gelen sizin de müşterileriniz oluyordur mutlaka. Doğrudur. Nelerle karşılaştınız? Bunları gördükleri zaman sevinenler oluyor mu? Hemen biz de alalım evlerimizde yetiştirelim diyenler Evet, oluyor mu? evet. Tabii yani genelde bu meraklı olan arkadaşlarımız merak ediyorlar tabii ki haliyle kendi kafalarına göre işte marketten toprak alıyorlar, işte fide alıyorlar. Fakat sonra geliyorlar bize ya güzel olmadı, beceremedik, başaramadık gibi sorunlarla karşılaştıklarını söylüyorlar. Biz de o konuda teknik yönden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani evet güzel saksıda bu şekilde yetişmiş ama bunun da bir teknik özellikleri var, teknik istekleri var. Yani her toprakta bunu bu şekilde sağlıklı bir vaziyette yetiştirmek mümkün değil. Bunu becerebilmemiz için özellikle torf kullanmamız gerekir. Yani bitkinin köklerini tutunacağı toprağın su tutma kapasitesi yönünden maksimum düzeyde olması gerekli. Aynı zamanda bitkiyi besleme yönünden de organik gübreler esas alınmalı. Özellikle solucan gübresi, özellikle yavaş eriyen organik gübreler bitkinin sürekli beslenmesini sağlayacak ve yani biz bitkiye bu isteklerini karşıladığımızda bitki sınırsız gelişecektir. Yani şurada büyüdü, şurada bitti diye bir şey yok. Şu anda ben bu bitkiyi dikeli 25 gün oldu. 3 metreye yakın boyu var. Bunun her türlü gübresel ve su isteklerini karşıladığımızda bunda sınır yoktur. 5-6 metre daha devam eder. Bir ailenin ihtiyacını da fazlasıyla karşılayabilir. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz Mustafa Bey. Şimdi evet bir seraya gidip bir üretim merkezine gidip bir fide almakta hiçbir sıkıntı yok. Evet. Herkes yapabilir bunu. Veya bir saksıya da diktik. Hadi onu da hallettik ama dediğiniz gibi bunu büyütebilmek, bundan meyve alabilmek noktasında tabii ki bazı teknik bilgiye Tabii, ihtiyacımız var. tecrübeli.
Çeşit çok önemli. Onu da konuşacağız. Doğru. Şimdi saksıda yetiştirebilen çeşitler farklı. Şimdi tutup da bir ne bileyim oturak domatesi bir saksıya yerleştirdiğimiz zaman mutlaka ki başarı edemeyeceğiz. En çok yapılan yanlışlardan. En çok yapılan yanlışlardan. Şimdi genelde bize geliyorlar. Diyorlar ki ben işte domates yetiştireceğim saksıda. Şimdi domatesin daha çeşidini bilmiyor ki. Sıradan oturak bir domates alıyor. Bunu saksıya dikiyor. Zaten bahçeden doldurduğu bir toprağa dikiyor. Bundan güzel bir netice alamaz. Ama şu şekilde sırıkta olan bir çeşidi saksıya dikmiş olsa, onu da güzel bu şekilde bağlasa, artık bu kat kat yani sürekli çiçek açar, sürekli verim yapar. Çok da güzel netice elde eder. Yani saksıda biz çeri domatesi yapabiliriz ama bu sırağa giden çeriler daha çok verimli olur saksıda. Genelde çeri domatesi denince yine oturak bir çeri domatesleri var. Fazla büyümüyor. 3-5 tane veriyor, bitiyor. Benim kastettiğim o değil. Özellikle sırık olan çeşitler çok verimlidir. Sezon sonuna kadar sürekli vermeye devam eder. Yine aynı şekilde biber çeşitleri de bu sera tarzı bir çeşittir. Saksıya uygundur. Çok da verimlidir. Başarılı bir şekilde saksıda bunu yapabiliriz. Salatalık özellikle. Salatalık genelde tarla salatalığı, yer salatalığı fidesini saksıya dikerler bilmeden. Ama güzel netice alamazlar. Özellikle badem salatalık, sırık salatalık çeşit olursa saksıya dikecekleri çeşit çok güzel netice alınır. Fakat salatalık çok hassas bir bitkidir. Özellikle kök bölgesi hastalıklara karşı daha dayanımı azdır. O nedenle steril, temiz bir toprak ortamının kullanılması çok önemlidir. Yani bu sadece salatalık değil, diğer sebzeler için de geçerli. Domates olsun, biber olsun. Yani kullandığımız toprağın tamamen hastalıklardan arındırılmış, temiz, sıhhi bir malzeme olması bu konuda çok önemli. Çok dikkat edeceğimiz önemli bir nokta. Özellikle sıradan marketlerde herhangi bir ürünü torf deyip alıp onu götürdüklerinde, diktiklerinde güzel netice alamayıp hevesleri de kırılmakta ve bu işten de vazgeçmekteler. Ama gelip de bizle tanışırlarsa biz o konuda elimizden gelen yardımı yapar, güzel de netice alırlar. Evet, çok teşekkür ederiz. Bahsettiğiniz gibi tabii ki işin temeli toprak. Aynen. Yetiştirdiğimiz toprak çok önemli. Saksının büyüklüğü buna yeterli mi değil mi, o da çok önemli. Şimdi dediğiniz gibi küçük bir fide aldık ama o büyüyecek ve daha büyük bir alana ihtiyacı olduğunu planlayarak biz bunu yetiştirmeliyiz. Evet. Dediğiniz gibi bahçeden bir toprak doldurduk. Belki su geçirim kapasitesi iyi değil. İşte belki kirli bir toprak yapısı, belki besin maddelerince fakir bir toprak yapısına sahip. Belki hastalık var içerisinde. Fide de tabii ki kolay bir şekilde buna bulaşık olacaktır ve böyle bir neticeyle karşılaşacağız. Bahsettiğiniz marketlerin alınan çiçek toprağı denen uygun değil mi? Nasıl bir toprak tercih etmeliyiz? Tabii yani bu genelde çiçek toprağı diye satılır. Bunun içeriğinde işte mantar kompostundan çıkan artıklar, işte hiçbir steril görmemiş organik gübreler gibi ürünler satılır. Fakat bu ürünler bitkileri hastalandırma konusunda bir numara diyeyim. Yani bitkiler bunlardan pek hoşlanmazlar. Bitki de aynı nasıl bir bebeğimizi hastalıklara karşı koruyorsak, onu steril ortamlarda büyütmeye çalışıyorsak, bitki de aynı şekilde. Onun en fazla hastalık kapacağı bölge kök bölgesidir. Kök bölgesinin de tamamen steril olması çok önemli hastalıklar konusunda ve bitkinin bu şekilde sağlıklı büyümesi konusunda toprağının su tutma kapasitesinin, yani şu yapısının çok önemli olduğunu söylüyorum. Evet, bahsettiğimiz toprak hani mesela fide dikiminde, fide yetiştiriciliğinde uygulanan mesela torf, perlit, kokopit karışımı bir toprak değil mi? Tabii. Torf, perlit, kokopit bunlar saksılı fide sebze yetiştiriciliğinde uygun ortamlar. Bunları tercih edebilirler.
Fakat saksıda sebze yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken iklimsel olaylar da var. Şimdi özellikle biz balkonda yetiştiriyoruz ama balkon direkt güneş alıyor. İşte balkonda çok aşırı rüzgar var. İşte bu gibi olumsuz etkenler de bitkinin gelişmesine engel olacaktır. Evet. Biz özellikle diyoruz ki saksılarınızı yarı gölge bir yere koyun, rüzgar almasın. Yani insan olarak siz nasıl bir ortamdan hoşlanıyorsanız bitkiler için de sebzeler için de aynı olay. Evet. Yarı gölge çok bunaltmayacak, yakmayacak. Rüzgar rahatsız etmeyecek, güneş yakmayacak. Kesinlikle susuz kalmayacak. Bu ortamları sağladığımız sürece çok güzel neticeler alırız inşallah. Mesela aklıma şey geliyor, siz böyle dediğiniz zaman mesela seraya benzer belki ama tabii ki tam öyle olmuyor ama kapalı balkonlar var. Cam balkonlar onlar bu konuda uygun mudur? Evet, yani cam balkonlar özellikle saksı sebzesi yetiştiriciliğinde bir numara. Çok uygun ortamlar. Yani bu tür cam balkonu olan meraklı arkadaşlarımız gönül ferahlığıyla bizle de danışaraktan, bizle yardımcı olaraktan bu sebzeleri harika bir şekilde yetiştirebilirler. Evet, ama tabii ki uyaralım, çok direkt güneş almayacak. Balkonun belki öğleden sonra güneş alan kısmı olabilir veya tabii, sabah güneş alan kısmı olabilir değil mi? Tabii, yarı gölge olacak. Mesela sabahleyin güneş alsın. Fakat öğleden sonraki o aşırı yakıcı koyu sıcaklar bitkinin yapraklarını da yakacağından zararlı olacaktır. Veyahut da çok aşırı güneş geliyorsa bir gölgeleme filesiyle güneşin yakıcı etkisini azaltabilir. Yani benim balkonum çok güneş alıyor deyip de bu işten vazgeçmek olmaz. Zaten dedik ki bizim nasıl bir ortam istiyorsak onlar da öyle. Zaten öyle bir durumda rahatsızlık varsa mutlaka o evinde bir perdesi vardır. O evinde perdesi değil mi? Böyle var. Stor perdeler var veya tül perdeler var. Öyle bir şey belki bizi hafif de havalandırırsak kurtarır mı? Aynen öyle. Biz nasıl rahat ediyorsak, nasıl bir ortamdan rahat ediyorsak bitkiler için, sebzeler için de aynı ortam. Güneş aşırı geliyorsa hemen biz perdeyi çekiyoruz. İçeride rahatımıza bakıyoruz. Bitkiler için de güneşin yakıcı etkisini azaltmak amaçlı gölgeleme fileleri var. Onu çekeceğiz. Bitkilerimiz güzel güzel büyüyecek. Onlar büyüdükçe biz onlara bakacağız. Ürünlerini toplayıp keyif alacağız. Harika. Ne güzel anlattınız. Teşekkür ederiz. Şimdi çeşitlere biraz değinelim istiyorum. Domatesten bahsettik. Sırık uygun dedik. Diğer çeşitlerde mesela neleri tavsiye ediyorsunuz? Biberde örneğin neler söyleyebiliriz? Tabii, biberle yani ilgili? Biber çeşidi olaraktan sadece sivri biber değil, yani her türlüsünü yetiştirebiliriz. Özellikle bu süs biberleri var, acı biberler acı var, renkli biberler var. Yani bunlar saksı ortamına çok uygun biberler. Bunların hepsi olabilir. Fakat burada saksının büyüklüğü de önemli. Aşağı yukarı 10 litrelik bir saksı bizim üretim yapabilmemiz için yani yeterli bir büyüklük. Genelde saksı da yapıyorum diyorlar ama küçücük şöyle ufacık 1 litrelik bir saksı almış. Ona da kocaman yer domatesini dikmiş. Ektim de olmadı ya, saksı da olmuyor. Öyle olmaz tabii. Yani mutlaka bu tekniklere dikkat etmek lazım. Yani mesela en azından şöyle yapılabilir. Belki diyelim ki küçük bir saksıda işe başladık. İşte fideyi büyüttük. Hani bir süre sonra daha büyük bir saksıya onu aktarmak gerekebilir. Mesela tabii, kaç günlük buna şöyle bir üretim sezonu boyunca bir standart getirecek olursak? Şimdi diyelim 1 litrelik bir saksıya diktik. Yaklaşık bu 15-20 gün sonra o saksıyı tamamen kökleri kaplayacaktır. Sonra o saksıdan alıp daha geniş 10 litrelik bir saksıya diktiğimizde bitkinin kökleri rahatlayacaktır. Ve büyümesi hiç aksamadan büyümeye devam edip gidecektir. Derler ya, ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani ne kadar saksı büyük olursa sebze de o kadar güzel gelişir yani. Evet, mutlaka. Şimdi aklıma bir de şu kısım geliyor. Mesela hıyarda dedik. Belki partenokarpik dediğimiz üreticilerimize burada açıklayalım. Hani döllenmeye ihtiyaç duymadan meyve oluşturulabilen çeşitler tercih ediliyor. Tabii çok önemli bir konu. Özellikle salatalıklarda bu sırık dediklerimiz partenokarpik çeşit. Bunlarda tohum tutma olayı yok. Kendine verimlidir. Sürekli
ucundan sürgün verir, çiçek açar, çiçek de sürekli ürüne dönüşür. Bu partenok karpik meyvelerin özelliği, tozlanmaya ihtiyaç olmadan bizim saksıda yetiştirebileceğimiz en güzel çeşitler bunlar. Peki domatese hemen geçeceğim oradan. Orada şimdi biliyoruz ki arılı işte seralarda arılar önemli. Arılar işte meyve tutumunda faaliyet gösteriyorlar. İş balkona gelince onu nasıl gerçekleştireceğiz? Şimdi zaten biz bunu keyifle yapıyoruz. Neredeyse gözünün içine bakıyoruz diktiğimiz sebzelerin. Şimdi 5-6 tane saksı için tutup da bambu sarısı getirecek halimiz yok. Mutlaka. Zaten doğal şartlarda balkonda hafif bir esinti varsa bunun çiçekleri hafif bir esintiyle tozlaşma sağlanır. Şurada döl tutumunda görüldüğü gibi. Ha olmadı. Şöyle hafifçe biz böyle tam çiçeklerini açtığı dönemde şöyle hafifçe seversek bunu işte tozlanmayı yapmışsa oldu yani. Böyle bu kadar basit. Yetiştireceğim, izleyicilerimizi buradan duyuralım. Çiçeklerinizi şöyle biraz sevin. Ha, birazcık severseniz. Biraz temas. Ha, bunların da sevgiye ihtiyacı var. Şöyle biraz seversek bunlar da güzel meyvelerini oluşturacaktır. Evet, bu şekilde yapabiliriz. Biber de herhalde yine çok sorun değil. Tabii biber de öyle. Kendine verimli. Tozlayıcıya falan ihtiyaç yok. Tabii ki döl tutmalar için de bazı sıcaklık istekleri var. Diyelim 35 derecenin üzerine çıkarsa hava sıcaklıkları tabii ki döl tutma, çiçeklenme konusunda sebzelerimiz sıkıntı yaşayacaktır. Onun için yine tekrar ediyorum, 35 derecede biz de rahatsız oluyoruz, bitkilerimiz de rahatsız oluyor. Belki aksi bir durum olursa böyle yüksek sıcaklık, belki öğle vakti içeriye alabiliriz daha serin. Tabii, öyle bir şey yapabilir miyiz? Tabii gölge bir tarafa çekebiliriz. Güneşin almadığı daha gölge, daha kuytu bir tarafta bekletebiliriz sıcaklar geçene kadar. O da bir teknik yönden fayda sağlar. Şimdi önemli bir konu dedik, sulamadan da bahsetmek istiyorum. Şimdi normal çiçeklerimize işte 2 günde bir, 3 günde bir su veririz. İşte hep anlatırız ya, toprağa işte çok ıslak olmayacak, işte hafif nemli. Nasıl örnek verebiliriz? Şimdi sebzelerde nasıl bir sulama programı gireceğiz? En çok sordukları soru bize, kaç günde bir sulamamız lazım? Yani şimdi bunun günü yok. Bunun günü bitkinin boyuna göre, şöyle elimizi toprağa tuttuğumuzda nemli hissediyorsak tamam, bunun suya ihtiyacı yok. Şimdi bitkide ne kadar çok yaprak varsa bitkide o derecede topraktan sanki sünger gibi suyu absorbe edecek, çekecektir. Onun için bitki oldukça boylanmış. Bu saksıya hem sabah hem akşam su verelim ki bunu beslesin, doyursun. Bu büyük aşamada, ama daha bitki küçük aşamada, daha fide, bunun fazla bir suya ihtiyacı yok. Fazla da bir kökü olmadığı için, fazla da yaprakları olmadığı için topraktan haliyle az su çekecektir. Onun için de ikide bir de sık sık sulamaya gerek yok. Evet, bu sefer aksi durumlar da olabilir, onları da bile getirelim. Tabii aşırı sulanmadan dolayı köklerde çürüme olur, kökler havasız kalır, diğer mantari hastalıklar ortaya çıkabilir. Her şeyin bir kararı var, usulü var. Normal rutubetinde kalması en ideal yani dikkat edilmesi gereken koşul. Yani 3 günde bir sulayalım, 5 günde bir sulayalım kuralı yok. Elimizden toprağı kontrol edeceğiz. Nemliyse tamam, suya ihtiyacı yok demektir. Çiçekleri seveceğiz. Teması eksik etmeyeceğiz bitkilerimizden. Yani, toprağına dokunacağız. Toprağına dokunacağız. Seveceğiz gözümüzden. Bunların da bebek gibi sevgiye ihtiyacı var. Şefkate ihtiyacı var. Bunlar da sevgiyle olacak şeylerdir. Şimdi son olarak da bahsettiğiniz gibi gübreleme kısmına değinmek istiyorum. Şimdi aldık, çok güzel, işte toprağımız çok kaliteli, işte hava alır, işte su tutma kapasitesi yüksek. Böyle dediğinizde böyle kum gibi güzel yumuşacık bir toprağımız var. Doğru. Fakat tabii ki yeterli değil, bir besleme yapmamız gerekiyor. Nasıl bir program uygulayacağız? Aldık getirdik, fidemiz küçüktü. Süreç olarak ilerleyelim. İşte 10 gün sonra ne yapmamız gerekiyor? Şu çiçek döneminde ne yapmamız gerekiyor? Kısaca bir bilgilendirme yapalım izleyicilerimiz çok güzel için. Şimdi bizim buradaki amacımız doğal olaraktan lezzetinde, tadında, organik, saksıda sebze yetiştirmek ve bunu
gönül ferahlığıyla çocuklarımıza ikram etmek. Hı hı. Amaç bu olduğuna göre bizim de kullanacağımız ürünler tamamen doğal yapıda olması hı hı. lazım. Organik olması lazım ki hem bitki sağlıklı gelişsin hem de elde ettiğimiz ürünlerden biz sağlık bulalım. Hı hı. Özellikle ben saksı sebzesi yetiştiriciliğinde soğulcan gübresini tavsiye ediyorum. Hı hı. Yani soğulcan gübresi bu konuda birebir. Hı hı. Onun haricinde bir de yavaş salınımlı organik gübreler var. Hı hı. Bu yavaş salınımlı organik gübreleri kullanabiliriz. Bir de yine mikro elementler var. Yine organik bazı enzimler var. Hı hı. Enzimler de çok önemli. Tabii saksı yetiştiriciliğinde tamamen sunni bir toprağa getiriyoruz. Hı hı. Ama içerisinde enzim, toprak enzimleri ne miktarda onu bilemiyoruz. Hı hı. Bizim verdiğimiz gübrelerde, doğal gübrelerde bu enzimler de var. Mikroelementli enzimler. Bunları da kullandığımızda çok güzel netice alabiliriz. Hı hı. Bu üçüne dikkat etmemiz gerekiyor. Yani özellikle soğulcan gübresi, yavaş salınımlı yani etkisi hemen geçmeyen organik gübreler ve bitkiler için gerekli olan enzimler. Peki dönem olarak bu gübrelemeyi hangi dönemde yapmamız daha doğru olur? Tabii şimdi bitki geliştikçe, bitki büyüdükçe onun da bitki besin maddelerine ihtiyacı artıyor. Fideden itibaren azar azar bizim bazı ölçülerimiz var. Mesela diyoruz ki 20 litre suya bir çorba kaşığı ölçüsünde hı hı. bu bitki besin maddesinden katalım. Hı hı. O suyla da bitki su istedikçe sulayalım. O şekilde de yapabiliyoruz. Hı hı. Veyahut da ürün tamamen, sebzemiz tamamen ürüne yattığı zaman ürünlerinin daha böyle kaliteli, daha hı hı. böyle irileşmesi için doğal olaraktan potasyumlu gübreler. sonra güzel çiçeğe yatması için yine hem yapraktan püskürtme yapacağımız yaprak gübreleri hem de dibine koyabileceğimiz fosforlu gübreler. Hı hı. Bunları kullanabiliriz. Aynı zamanda hastalık etmenleri de var tabii ki bu yapraklarda. Hı hı. Bakteriyel hastalıklar var. Genelde toprak ortamını temiz, sıhhi seçersek bu tip hastalıklarla da pek karşılaşmıyoruz. Ama belki koruyucu bir şey yapmak tabii, gerekir mi? Tabii koruyucu olarak da yine eko sertifikalı dünya markası ürünler var. Bu ürünleri sistemik etkili doğal ürünler var. Bunları yine yapraktan püskürtme yoluyla uygulayabiliriz. Şimdi güzel domateslerimiz büyüyor. İşte biz hasat zamanına geldik. Bir başarı elde ettik. Mesela serada yaptığımız zaman işte yaprak alma, koltuk alma gibi ufak tefek uygulamalar vardı. Neler mesela dikkat etmemiz lazım? Mesela ilk salkım biz hasat ettik. Sonra aşama aşama biraz tabii, değerlendirelim tabii, istiyorum. Tabii o konular da çok önemli. O konularda. Şimdi fideyi diktikten sonra fidemiz büyümeye başladığında ilk ürünlerini çıkarttığında şurada görüldüğü gibi bakın ilk yapraklarını biz temizlemişiz. Hı hı. Almışız ilk yapraklarını. İlk yaprak alma önemli. Özellikle sırık çeşitlerde de koltuk filizini almak zorundayız. Eğer koltuk filizini almazsak bu bitki bu şekilde böyle uzamaz. Hı hı. Bakın burada bir tane gözden kaçmış bir hı hı. koltuk filizi şurada. Var. Şunu göstereyim ben. Bu her yaprağın altından çıkan, bu koltuk filizlerini iptal ediyoruz, kopartıyoruz. Şu hı hı. şekilde alıyoruz. Bunların büyümesine müsaade etmiyoruz. Hı hı. Bu bir nevi domateste budama oluyor. Evet. Bunları aldığımız sürece bitkimiz gücünü tamamen ucuna verecektir, tepeye verecektir. Hı hı. Sürekli büyüme hali gösterecektir. Dolayısıyla uç hem büyüyecektir, büyüdükçe de çiçeğini bırakacaktır ve sürekli bir verimlilik hali hı hı. olacaktır bitkide. Bu özellikle domateste koltuk alma olayı çok önemlidir. Aynı şekilde salatalıklar için de geçerli.
belirli bir süre sonra şu alttaki yapraklar artık geçerliliğini yitiriyor. Bunları temizlemek icap ediyor. Bunları temizlediğimizde artık bitki gücünü bunları yeşil tutmaya harcamıyor. Gücünü direkt tepeye harcadığından sürekli yine verim hali, sürekli ucundan hem çiçek alıyor hem sürgün büyümesi yapıyor ve sürekli de bu şekilde hıyar meyvelerini oluşturmuş oluyor. Evet. Zamanlama olarak da mesela şurada izleyicilerimiz görüyordur. Orada mesela aşağıda olgunlaşmış bir hıyarımız var. O mesela olduktan sonra onunla birlikte belki o yaprak da alınabilir. Yani bunlar artık hasat olgunluğuna gelmiş. Bunlar artık toplanır. Bunlar toplandıktan sonra, burası tamamen boşaldıktan sonra şu alt yapraklarda temizlenir bu şekilde. Çünkü erken de yapmamaları lazım. Tabii. Bu sefer de bitkinin, meyvenin büyümesini engellemiş olacağız. Aynen öyle. Bunun bir zamanı var. Şimdi daha bitki yeni gelişirken, daha boyu kısayken yapraklarını temizlersek bitki için katliam olur. Tabii. Bitkiyi öldürmüş oluruz. Bu bir nevi budama. Yani buradaki artık işlevini tamamlamış, bize yeterli artık ürünü vermiş, yaşlı, eskimiş yaprakları temizliyoruz ve büyümesini, devam etmesini sağlıyoruz. Şimdi yükseklik olarak bizim balkonlarımız tabii standart büyüklükte. Hani ne kadar bir yüksekliğe ihtiyacımız var veya tabii, durdurmak istediğimiz zaman nasıl bir şey yapacağız? Şimdi yükseklik önemli değil. Bu normal bir binada kat yüksekliği 2.70'dir. Evet. O hiç önemli değil. Bu uzasın. Uzadığı zaman oradaki ipi aşağıya salarız. Bitkiyi aşağıya salarız. Şu yapraklarını budadığımız kısım saksının dibine yuvarlarız. Dolayarak devam ederiz. Bunu indiririz. Yükseklik bizim için hiç önemli değil. Tabii kırmadan, nazik bir şekilde şunu kırmadan güzelce dolarız. Bu şekilde de büyümesini devam ettirmiş olur. Aynı şekilde salatalıklar içinde, hıyarlar içinde, domatesler içinde geçerli. Şimdi bir de 4 kişilik bir aileyi hesap edelim. Şimdi bize bir saksı domates acaba pazar ihtiyacımızı karşılar mı? Ne kadar, kaç kilo mesela bu saksıdan elde edebiliriz? Biz her şey uygun olduğu koşulda tabii ki. Ben şöyle diyeyim, ailede kişi başına bir saksı diyorum. Diyelim 4 kişilik bir aile ise 4 kök bizim işimizi görecek. Bu şekilde domates bizim ihtiyacımızı karşılayabilir. 4 kök bu şekilde bir salatalık ve 4 kök şu şekilde bir biber bizim yaz boyunca pazara gitmemizi tamamen engeller. Harika. Güzel de üretim yapmış oluruz. Hem doğal üretim hem keyifli üretim. Hem her zaman kapımızın önünde, her zaman balkonumuzda, elimizin altında sebzelerimiz mevcut olur. Harika. Şimdi başarılı bir sezon geçirdik. Domates sonra 7-8 salkım sonra işte artık bitti, domatesini sökeceğiz veya hıyarda aynı şekilde artık sezon bitti, kışa giriyoruz. Biz bu bitkimizi söktükten sonra aynı toprakta yeniden yeni sezon için bir sebze yetiştiriciliğine devam edebilir miyiz? Yoksa bu toprak artık bizim için kurtulmamız gereken bir şey midir? Nasıl yapmalıyız? Şimdi o toprak artık yoğun bir şekilde 10 litrelik bir saksıda yoğun bir şekilde üretim yaptığımız için o toprağın artık özellikleri zayıflamıştır. O toprağa artık bir bahçemiz varsa bahçemize dökelim, oranın organik maddesini artıralım. Biz bu işlem için tekrardan sıfırdan bir toprak alacağız, torf alacağız, sıfırdan başlayacağız. Daha kaliteli, daha güzel ürünler yetiştirmiş oluruz. Peki, çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sizlere bu konuda meraklı arkadaşlarımızı aydınlattığınız için, buralara kadar gelip emek verdiğiniz için ben ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bu programımızda sizlere evlerinizde, bahçelerinizde sağlıklı doğal sebzeleri nasıl yetiştirmeniz gerektiği konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Farklı bir programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.